Ricada bulunmak için ayağınıza mı çağırıyorsunuz beni? Yahu şimdi... Rica etmek, arz etmek... Bunlar bürokratların, memurların işidir. Ben ticaret adamıyım. Pazarlık ederim ben. Bunlar senin. Bunlar ne? Hizmetinin karşılığı. Davadan önce konuşmuştuk ya, teşekkür olarak kabul et. Ben sizden o gün geleceğe dair bazı tavsiyeler aldım. Konuşmamızın bunlarla ilgisi yoktu. Sana bakınca ne düşündüm? Ne düşündünüz? Gençliğimi. Ama ben senden daha açık sözlüydüm. Öyle kafamın arkasında bir şey bırakmazdım. Benim kafamın arkasında bir şeyler olmak zorunda. Sonuçta bazı şeylerin gizli kalması gereken bir meslek yapıyorum. Yok, yok, onu demiyorum. Ketumsun. Sözde ketumsun. Şimdi sen bu zarfları almayarak bana ne demek istedin? Ne demek istedim? Ben bunlara fit değilim. Geleceğimi kurtarmanın peşindeyim dedin, değil mi? Siz öyle diyorsanız öyledir. Pekala. Oktay Şahin, savcı bey. Bunlardan senin için burada birikecek. Öyle mi? Ne karşılığında? Yahu sofraya hoş geldin diyorum. Daha birlikte çok oturacağız, kalkacağız. Paylaşacağız, bölüşeceğiz. Çoğalacağız diyorum. Yeni istekleriniz olacak benden. Ama ben hakikaten sevdim seni. Hakikaten sevdim. Bak işte muhabbet de böyledir. Pazarlık gibidir. Böyle terazi bir o tarafa inecek, kalkacak, inecek. Ama siz hep sizin tarafın ağır basmasını istiyorsunuz. Yani benim de bir takım sorumluluklarım var. Değil mi? Şimdi ben eğer terazinin kefesinde yalnız başıma değilsem... Çocuklarım kucağımda oturuyorsa, hele bir tanesi boğa gibi ağırsa, huysuzsa... o terazi bana biraz iltimas geçecek. Değil mi?